أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وإن تولوا فإن تبتم فهو خير لكم وإن, تَوَلَّي... وَإِنْ توليتم فاعلموا أنكم غير مُعْجِزِ الله وبشر الذين كفروا بعذاب إليم. صدق الله العظيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. صدق رسول الله فيما قال: ev kemâ kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem emin olma aduye itme feryad yılan olmaz kişiye çünkü evlad aman adâ din dost olmaz ustad, edel bir gün emin olanı berbat çoğu küfür imana zıt hakka gidelim cemali ve kemale seyri edelim. <laughs> Muhterem müminler, cemaat-i müslimin, ihvan-i din, aziz kardeşlerim, bugün akşam güneşin batışıyla en mübarek gecelerden birisine ulaşmış olacağız. Şu anda bu gecenin arefesindeyiz. Bu akşam, önümüzdeki akşam, bu mübarek gece ve yarın da bu gecenin gündüzü oluyor. Bu geceye Berat gecesi deniliyor. Biz de bu gece bu isimle şöhret bulmuştur, meşhur olmuştur. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi oluyoruz. Ramazan-ı Şerif'ten önceki son e, mübarek bir gece ve Ramazan-ı Şerif'in de inşallah müjdecisi, habercisi olan bir geceyi idrak etmiş olacağız. Allahu Teala bu geceyi ihya etmeye de cümlemizi muvaffak eylesin. Hepimizi bu çok mübarek gecenin bereketlerine, e, faziletlerine Rabbim bulaştırsın. Hepimizi bu geceden en ileri seviyede istifade eden kullarından eylesin. Ve şu anda yaşamakta olduğumuz bu sıkıntılı Sürecin bir an evvel gitmesine ve iyi günlerimizin Allahu Teala'ya rahat bir şekilde ibadet edebileceğimiz, onun dinini yaşayacağımız e, sağlıklı günlerimizin gelmesine Rabbim bu geceyi vesile eylesin. Berat gecesi, inşallah bu geceyi, Rabbim bütün belalardan, afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, beri olmamıza, o şeylerden, kurtuluşumuza, Rabbim vesile eylesin. İnşallah, bu berat üzerinde bir başka veçheden duracağız. Bu hususta ayet-i kelimeler ve hadis-i şerifler inşallah aktaracağım. Hemen sohbetin başında efendim şu hadisi i şerifi aktarmak isterim. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu ve cehu Efendimizin rivayet ettiği Resulullah Efendimiz'den bir hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İza kanet leyletün nisfi min Şaban. Şaban ayının ki şu an o aydayız. Ramazan-ı Şerif'ten önceki ay Şaban ayıdır. Bu ayın tam yarısı, ortası olduğunda yarısının gecesi olduğunda işte o gece bu akşam güneşin batışıyla idrak edeceğimiz gecedir. Bizde Berat gecesi olarak meşhur olmuştur. O gece olduğunda fekumu leyleha O gecede kaim olun. Fekumu hemen kaim olun. O gece girer girmez kaim olun. Ku kıyam ayağa kalkmak demektir. Ayakta olun leyleha onun gecesinde buradaki ayakta olmaktan maksat doğrudan bildiğimiz şekliyle ayakta olmak değil de yani ayık olmak, uyanık olmak ve e, o geceyi idrak ettiğimiz gibi ihya'ya çalışmak yani ibadete durmak efendim zikrullah'a yönelmek. Efendim istiğfara yönelmek. Efendim Kur'an-ı Kerim okumaya yönelmek. Efendim başka yapacağımız şeyler vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor o geceyi kaim olun. Yani ibadetle geçirin demektir. Sanki ayakta ee, durmuş gibi o gece ayakta geçirmiş, geceyi ayakta geçirmiş gibi oluyorsunuz. Yani ekseliyetle iş ayakta görülür ya, evet burada bu ifade bu şekilde bizlere buyuruluyor. Yani güneşin batışından itibaren gece girmiş oluyoruz. İmsağın girmesine kadar yani yarın sabah İmsağın girmesine kadar gece devam eder. Güneşin batışıyla gece başlar. Güneşin doğuşuyla değil. İmsağın doğmasıyla e, gece biter. Mesela oruç bir gündüz orucudur e, ibadetidir. Oruç gündüzleyin yapılan bir ibadettir. Onun için e, gündüzü tamamen kaplar. Gündüzler 5 saat ise oruç 5 saat olur. Gündüzler 15 saat olunca oruç 15 saate e, uzanır. Çünkü gündüz ibadetidir. Bu gündüz nereden başlıyor? İmsağın doğmasıyla, gecenin bitmesiyle gündüz başlar. Boşluk yok arada. Gece bitince gündüz başlar. Gece ne zaman bitiyor? İmsağın doğmasıyla, girmesiyle, işte oruç da o zaman başlıyoruz. Gece orada bitiyoruz. Şimdi bu geceyi kaim olmak. Bunun ey Müslümanlar geceyi kaim olmanın olmazsa olmazı akşam, yatsı ve de sabah namazlarını mutlaka cemaatle kılmak. Şu anda camilerde kılamıyoruz. Evlerimizde ol olanı yapacağız. evli Mümkün olan bileni yapacağız. Bu olmazsa olmazdır. Ondan sonra ise geceyi tamamen ibadetle geçirmek. Buna sıhhi durumu, sağlık durumu, yaş durumu, müsait olmayanlar olabilir. Bunlar yatsının peşinde hemen yatıp biraz dinlendikten sonra kalkıp, ondan sonra e, yapabilir. Ama gençler, orta yaşlılar, yaşı, sağlığı, efendim, müsait olanlar geceyi gece boyu ibadetle geçilmeli. Burada dediğimiz gibi namazları cemaatle kılacağız. Ondan sonra hem nafile hem kaza namazlarımız. Efendim kazası olan nafile kılamaz diyorlar kazası olan nafile kılabilir diyen ulema vardır. Biz onların dediğini alıyoruz. Yani kazası olan nafile kılmasın diyenler var. Kılabilir diyenler var. Biz kılabilir diyenlerin sözünü alıyoruz. Onu amel ediyoruz. Dolayısıyla hem nafile hem kaza kılınabilir. Kur'an-ı Kerim aziz kardeşlerim okunmalı. Ondan sonra belli bir dersi olan efendim her gün o dersi yapmak durumunda olan kişiler bunlar zaten derslerini mutlaka yapacaktır. Bu akşam kısacası yapabileceğimiz ibadetleri yaparak bu geceyi geçirmeliyiz. Çokça Allahu Teala'ya tövbe istiğfar etmeliyiz. Allahu Teala'ya yalvarıp yakarmalıyız. Cenab-ı Hak'tan efendim beratımızı istemeliyiz. Bu berat, bunun üzerine az sonra duracağım. Yani bunu bu mevzuyu ele alacağız. Efendim bunu Cenab-ı Hak'tan isteyelim. Ve güneş e, imsak girince, gece bitince ve su mu Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem gündüzünü de oruç tutun. Bunun gündüzü yarındır. Yani çarşamba günüdür. Bu gecenin gündüzü. Fe Allah'a şüphes allah Teala yenzilu Zat-ı Pak Sübhanisine layık bir şekilde e, nüzul eder, iner, tecelli eder. Fiha bu gecede li bir şems güneşin batmasıyla güneş battığı anda battığı vakitte Allah Teala iner ila i dünya. Yani dünya semasına. Üstümüzde yedi kat gök vardır. Birçok ayetlerde Cenab-ı Hak seb'a semavat buyurur. 7 kat gök. Ve lekad halakna fevkekum seb'an ee, üzerinize 7 e, yedi kat göğü yarattık. Allahu halaka seb'a semavat. Allah yedi kat göğü yarattı. Böyle çok ayet kelimelerde bu bildiriliyor. İşte bu göklerin dünyaya en yakın olanına allah Teala iner ama bizim böyle üstten aşağıya inmemiz gibi düşünürsek yanlış yapmış oluruz. Cenab-ı Hak bizim işlerimizden münezzehtir. Allah Teala şanına layık e, keyfiyetini kendisinin bildiği bir şekilde e, iner diyor burada. Biz de buna kelime manasını verirsek iner diye mana veriyoruz. Feyakolu Allah Teala şöyle buyurur: Ela min mustaafirin bağışlanmak isteyen yok mu? F'e onu bağışlayayım. Ela müsterzikun rızıklanmak isteyen yok mu? Fe onu rızıklandırayım. Ela mübtelen bir belaya, bir sıkıntıya, bir efendim musibete, afete mübtela olmuş, ona tutulmuş yok mu? Fe uafiyehu onu afiyetlendireyim. Yani o beladan, müptela olduğu, tutulduğu o beladan onu kurtarayım. Ela keda şöyle isteyen yok mu? Ela keda şöyle isteyen yok mu? Mevla böyle e, nida eder. Hatta yatulu al fecru fecil doğana kadar. Yani gece bitene kadar efendim bu böyle devam eder. Hatta başka rivayetlerde gündüzün akşamına kadar yani yarın akşam, çarşamba günü akşam, güneşin batışına kadar da devam edeceğine dair rivayetlerde vardır. Şimdi bir başka hadis-i şerif Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden diyor ki kalet buyurdu. Fakadtu'n-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zate leyletin. Bir gece Resulullah'ı e, kaybettim. Yani aradım demek. Gözüm efendimizi aradı. Benim odamdayken baktım yok. Feharactu etlubuhu. Resulullah'ı aramak üzere odamdan dışarıya çıktım. Feydahu ve baqi. Baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi Ravza-i Mutahhere'nin Mescid-i Nebevi'nin böyle sol tarafında olan Medine'nin en eski mezarlığı kabristanı Beki'i kabristanı. Baktım Resulullah orada. Rafi'un ra'sehu ile sema başını göğe kaldırmış allah Teala'ya yalvarıyor. Bu usta başka rivayetleri okuyacağım. Fekale <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya Ayşe Ayşe e kunti korkuyor musun en Allahu aleyki ve resulü Allah ve resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala celle celalu ve resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sana haksızlık yapacağından mı korkuyorsun? Dediğim gibi bu rivayet biraz daha e, mufassal, tafsilatlı olarak e, ayrıca anlatılacak. Kultu, Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki ben dedim ki zanentu enneke eteyte ba'da nisaik. Ya Resulallah benim odamdan çıkınca ben zannettim ki başka e, diğer hanımlarının e, odasına gittin başka hanımlardan, diğer hanımlarından bir tanesinin odasına gittiğini düşündüm. Fekale efendimiz buyurdu ki inna Allahu Teala Allah Teala yenzilu nüzul eder, tecelli eder. Şanına layık bir şekilde künhünü kendisinin bileceği, hakikatini kendisinin bileceği şekilde Allah Teala iner leyleten nusfi min şaban Şaban'ın yarısının gecesinde yani o gecede işte e, berat gecesi oluyor. İla semâ-i dünya allah Teala semâ-i dünyaya iner. Feyâfirû li ektera min adedi şa'li ghanemi kelb. Yani beni kelb, kelb oğulları vardır ki malcılıkla bilhassa e, küçük baş ee, hayvancılıkla meşhurdur. Yani onların davarları çok meşhurmuş. Ee, onların davarlarının üzerindeki kılların sayısından daha fazla kişiyi allah Teala affeder. Son bir rivayet Ebu Musa el-Eş'ali radıyallahu anh efendimizden Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem inna اللّٰهَ لَيَطَّلِعُوا fi leyletin nisfi min şaban. allah Teala Şaban'ın yarısı gecesinde ittila eder. işte e, yukarıda geçen hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere nüzul eder, tecelli eder. Fe yavfiru li halkı ve allah Teala bütün e, mahlukatını mükellef olanları e, affeder. İlla li müşrikin ev müşahinin. Ancak müşrik yani kafir. Kafir müstesna. O kafir mümin olmadıkça bağışlanmaz. Bir de müşahin. Yani müminler içerisinde müşahin yani muhasım diye bu e, şerh ediliyor efendim, burada bu e, muhasım yani mücadeleci, kavgacı ve e, insanlara haksızlık yapan, insanlara zulmeden, insanların hakkını yiyen kimse demektir. E, bu müstesna. Şimdi, şimdi, ee, hemen söz buraya gelmişken, e, az önce bahsettiğim rivayeti e, okumak isterim. Bu rivayet, şimdi okuyacağım rivayet, burada Hazreti Ayşe F. annemizden okuduğumuz rivayetin biraz daha e, tafsilatlı olanıdır ki, Hazreti Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Buyurdu ki: "Dehale ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma girdi. Fevallahu elbisesini çıkarttı. Tümme yestetimme. Sonra tam böyle bir dinlenmeden tam dinlenmeden en kame hemen kalktı. Fe lebiseha ve lebise elbiselerin alt üst elbiselerini giydi. Fe akadetni gayratun şedidetun. Resulullah Efendim benim odamdan çıktı. Beni bir kıskançlık aldı. Şiddetli bir kıskançlık. Zanentu ennehu yeti ba'da suyhibati. Düşündüm ki Resulullah benim diğer kumalarımdan bir tanesinin yanına gitti herhalde. Fe kharashu etba'hu. Efendimizin izinden peşinden ben de çıktım odadan. İzini takip ettim ama fe'edraktuhu fe bil bakiy'. Yani Bekî'de onu buldum. O kabristanda Resulullah Efendimiz demek ki Ayşe annemizin odasına çıkıyor ve karşıdaki kabristana gidiyor ki bugün on binin üzerinde sahabe-i kiram Efendimiz Ruhu Anlâli Mecmâ'in oradadır. Tabi'inden efendim birçokları oradadır. Efendime söyleyeyim ulemadan, meşayihden, müştehidinden birçoğu oradadır. Resulullah Efendimiz'i orada buldum. Yestağfiru lil müminin. Müminler için Allah'tan bağışlanma istiyor. Müminin erkek müminler, ve müminat hanım müminler. Yani ümmeti için mümin ve mümine inanmış erkek ve hanımlar için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mağfiret talep ediyor Allahu Teala'dan ve şu bir de özellikle şehitler için Allahu Teala'dan mağfiret diliyor. Fekultu dedim bi ebi ve ummi annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Ente fi haceti rabbik sen Rabbinin hacetinde, sen Rabbinin yolundasın. Ve ne fi haceti dünya, ben ise dünya yol peşindeyim. Yani ben senin hakkında ne düşünüyorum? Sen seni nasıl buluyorum ya Resulallah? Anam sen, babam sana feda olsun. Fen saraftu böyle dedip deyip ben döndüm diyor odama. Fedehaltu hücreti hücreme girdim odama. Ha evet e, fen saraftu fedaaltu hujeti. Veliye nefesun alin. Halbuki böyle yüksek nefesim var. Yani e, e, yani e, yüksek sesle nefes alıp veriyorum. Nefes alıp veriyorum. Ve lahika ni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O esnada Resulullah Efendimiz de peşimden geldi. Fekale ma hadan nefesu ya Ayşe. Ya Ayşe bu nefes almak nedir böyle? Yani nefes nefese kalmışsın. Kultu <laughs> dedim bi ebi ve ummi. Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Eteyteni <laughs> benim odama girdin. Fevalati anke tevbeik. Üst alt üst ve alt elbiseni indirdin, çıkarttın. Sümme lem testetimme sonra tam dinlenecekken dinlenmedin. Yatacakken yatmadın. En kum tefele hemen kalktın. Elbiselerini giydin ve çıktın. Fe ahadetni gayretun şedide beni şiddetli bir gayret aldı. Zanentü enneke te'ti ba'la suhayh su ve hibati yani düşündüm herhalde kumalarımdan bir tanesinin yanına gittin. Hatta ra'aytuke bil baqi'i tasna'u ma tasna. İzini takip ettim ya Resulullah fakat seni baqi'de buldum. Bizde baki cennetül baki diye ifade ediliyor. Bu yani yanlış bir telaffuzdur. Baki yani ilk harf ba, ikinci harf kaf. Kaftan sonra bir ya var. şeyi çeken, kafı çeken ve son harf ayn. Beqi' diye aslı orijinali budur. Fekale Efendim buyurdu ki ya Ayşe e kunti en yahifa Allahu aleyki ve resulü. Allah ve resulünün sana zulmedeceğini, hakkını yiyeceğinden mi korkuyorsun? Etani Cibril. Ben senin odana geldiğimde Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Fekale dedi ki: Haadihi leylatul nisfi şaban. Bu gece Şaban'ın yarısı gecesi bizim e, bizde meşhur olan ismiyle Berat gecesi. Velillahi fiha utika'u minen Bu gece de Allah Teala'nın cehennemden azatlıları vardır. Allah Teala'nın cehennemden azat edeceği ya cehennemlik olduğu halde cehenneme sokmayacağı veya cehenneme girmiş girdikten sonra yani daha cezası olduğu halde cehennemden efendim çıkartılacak ne kadar e, insanlar var burada belki insanlar cinler bir adedi şuuri ganemi kelbin yani beni kel kelboğullarının davarlarının kılları sayısınca Allah Teala kişiyi cehennemden azad eder bu gece. Fakat la yanzurullahu fiha. Bu gecede Allahu Teala nazar etmez. Allahu Teala bakmaz. İla müşrikin müşriğe bakmaz. Yani Allahu Teala eş koşan, Allahu Teala'yı inkar eden, Allahu Teala'nın Ayetlerini inkar eden, Allah Teala'nın dininin hükümlerini inkar eden münkeri, müşriği Allah Teala affetmez. Şirk halinde oldukça. Başka öyle müşahinin Allah Teala bu gece müşahin yani böyle kavgacı ve kindar iyilikten değil kötülükten yana olan insanların arasında düşmanlık ve buz koyma çalışan dostları birbirinden soğutan birbirine bağlı insanların bağlarını kesmeye çalışan yani işte kavgacı kinci efendim kimse. Böyle bir mümin de bu gecenin af kampanyasının dışındadır. Başka ve la ila kat'i rahimin yakınlarıyla alakasını, irtibatını kesen sile rahim yani yakınlarla sile irtibat demektir. Bu irtibat devamlı olmalı, sürekli olmalı. Ama bunu kesmiş. Devamlı kesmiş. Yakınlarıyla hiçbir bağ kalmamış. Eşi dostu var ama yabancılardan. Başkalarından eş dost yapmış. Kendi yakınından olan insanlarla hiçbir irtibatı kalmamış. Aziz kardeşlerim bu bugün biraz da e, günün imkanları teknolojinin getirdiği imkanlar sebebiyle en yaygın yanlışlarımızdandır ey Müslümanlar. En yaygın yanlışlarımız. Yani bugün toplum sile-i rahim yapmıyor. Halbuki evvelden araba yok, ulaşım yok. Dolayısıyla e, insanların birbirine ulaşması zor idi. Şimdi imkanlar var. Yani imkanlar sanki imkansızlık doğuruyor. Ondan sonra evvelden bir zaman hiç telefon yoktu. Sonraları telefon böyle ender insanlarda bulunur, bağlanması zor efendim. Herkes de olmazdı. Sonra efendim evlerde telefonlar yani bu hatlı telefonlar e, yayıldı. Şimdi ise cep telefonu yani bir evde kaç kişi varsa hepsinin cep telefonu var. Bu kadar e, iletişim diyorsunuz ya imkanları arttığı halde irtibat tamamen kopmuş. Bunu biz ayrı bir ders olarak ele alacağız bu meseleyi. Yani kopmuş. Bakınız şu anda evlerinizdesiniz. Dışarıya bedeninizle çıkamıyorsunuz. Ama yani oturduğunuz yerden şu telefonlarınızla aylardır belki yıllardır aramadığınız eşinizi, dostunuzu bu gece Arayın veya bu gece başlayın bu bu yanlışa son verin. Bu doğruya başlayın. Mesela babanız ölmüştür. Babanızın kurduğu dostluklar, babanızın arkadaşlıkları babanızın ölmesiyle aslında ölmemeli niye? E babanızın malı sahipsiz kalıyor mu? Kalmıyor niye? E biz varız diyorsun varis. Peki babanın dostlukları niye sahipsiz kalsın? Baban ölmüş ise babanın asya arkadaşı, babanın hac arkadaşı, babanın iş arkadaşı veya babanın hayat arkadaşı, senin annenin dışında babanın bir hayat arkadaşı yani evlendiği bir birisi var. Baban ölüyor, tamam onunla bütün her şey kesiliyor. Beyler, yani burada sile-i rahim bir Allah'ın emridir. Bunun e, şu kadarını yapamıyorsan, şu kadarını şu kadarını yapamıyorsun, şu kadarını yapmalısın. Mesela namaz ayakta kılınır. Olmazsa oturursun. Olmazsa uzanırsın. Efendim e, bunu da yapamıyorsan başınla kılacaksın, ima ile kılacaksın. Bu da bu böyle de sile rahmin şu kadarını yapamıyorsan şu kadarını, şunu yapamıyorsan şunu. Hiç olmazsa asgari seviyede sile rahim yapmak lazım. Bu hususu bu kadarla geçiyorum efendim sile-i rahim yani yakınlarıyla alaka devamlı e, sürekli olmalı. Bir ayet kelimesinde buyuruyor Cenab-ı Hak Estağfirullah. Velledine yasilune ma Allahu bihi en yusale. Allah Teala'nın yani e, Allah Teala'nın sürekli olmasını emrettiği şeyi sürekli yapanlar diye bu kulların Cenab-ı Hak met ediyor. Bunların içerisine girenlerden bir tanesi sadece sile değil, bir tanesi sile O onlardan bir tanesidir. Yani sürekli yapılmasın Cenab-ı istediği nedir mesela? Beş vakit namaz. Efendim her Ramazan'da oruç. Ondan sonra her senede zekat. Her efendime söyleyeyim e, karşılaştığın zamanda Selam. Bunun gibi yani bunlar böyle mevsimlik, süreli, sonlu değil. Süresiz olması lazım. Süresiz. Allah Teala'nın sürekli olmasını emrettiği şeyi sürekli yapanlar var. Mevla onları met ediyoruz. Biz bunu dediğim gibi diğer bir sohbete bırakıyoruz. Aşağıda da velledine yankulun ahdallah min ba'd mitaq ve yakt'un ma amara allah bihi an yusale Allah Teala'nın iltibatlı olmasını, bağlantılı, sürekli olmasını emrettiği şeyi keserler. Keserler. Yani kesinti olur orada. Kopukluk olur orada. Cenab-ı Hak bunları da tenkit ediyor. Allah Teala bunları da ayıplıyor. Bu bakımdan sile Rahim en çok ihmal edilen bir şey. Geçen bir sohbetimizde ifade etmeye çalıştık. Bayram oluyor. İnsanlar eşleriyle, dostlarıyla efendim bayramlaşacağına ailesiyle tatile gidiyor. Bayram yapmıyor, tatil yapıyoruz İbretlik. Başka bu af kampanyasının dışına kim kalıyor? Vela ila müsbilin allah Teala müsbil elbisesini uzatan yani e, kısaltması gerekenin uzatması. Erkekler içindir bu. Yani elbisesi paçası yerlerden gidiyor. Yerleri süpürüyor. Birçok hadisi şerifinde Resulullah bunu kötülemiştir. Fakat şunu unutmayalım ki Hz. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh efendimiz bu hadisi, bu sözü duyunca Ya Resulallah benim halim ne olacak? Benim de elbisem böyle uzun. Resulullah Efendim buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem sen onu kibrinden dolayı yapmıyorsun ya Ebu Bekir. Yani burada elbisesini uzatan derken anlatılmak istenen yani kibirli, gururlu, maruz, efendim kendini beğenmiş, kimseyi beğenmeyen, insanlara tepeden bakan, İnsanları tahkir eden e, kişi affın dışındadır. Vele ile akın liwalı değim, akın ile liwalı anne ve babasına efendim ve cefa eden, anne ve babasını inciten, anne ve babasını efendim razı etmeyen, rahatsız eden evlat, evlat. Bazı e, evlatlar bunu yapıyor. Onun sözüm ona eşi olacak hanım da kocasını Allah'ın rahmetinden mahrum olmaya, baba annenin yani o hayır duasından mahrum olmaya, belki bed duasına bed duasını kazanmaya onu teşvik ediyor, tahrik ediyor hangi akla hizmet ediyor anlaşılmaz. Yani e, aklı selim olan bir kişi, e, bir e, eş, eşinin anne ve babasının duasını almasına onu teşvik eder. Çünkü senin eşinin anne ve babasının duasını almasının e, neticesi, onun hayrı, faydası sanadır. Anne ve babasının duasını almamasının, alamamasının hatta Allah korusun bedduasını almasının zararı e, sanadır beraber yaşıyorsunuz ama hislerimiz bu hakikatlerin önüne geçiyoruz hislerimize esir oluyoruz aziz kardeşlerim hislerimizi e, aşabilmeliyiz hakikatlere ulaşabilmeliyiz bugün yani ee, en yaygın yanlışlardan bir tanesi, bir tanesi anne ve babayı terk etmek, ihmal etmek ve de yani bir eş anne babasını ihmal ediyor. Onun eşi ona ya yanlış yapıyorsun annenin babanın duasını al diyeceğine alma diyor annen babana bakarsan seni bırakırım diyor. Bunu diyen eşlere rastlıyoruz. Ee, yani ibretlik. İbretlik. Başka ve ile ila müdmini hamrin. Bir de Allah Teala bu gece şaraba müdmin idmanlı. Yani alkolik. Şarapsız, içkisiz, Durmayan, devamlı bunu kullanan olur bir insan bir aldanız, bir aldanışa düşez efendim. Ya arkadaşına aldanız, ya nefse şeytana aldanız. Bu yanma bir de var ki buna alışmış, aldanmış değil, alışmış artık. Ve de berat gelir bırakmaz, zehaip gelir bırakmaz, Ramazan gelir bırakmaz, Kadir gecesi gelir bırakmaz, hiç bırakmaz. Cenaze olur bırakmaz. Bayram olur bırakmaz, bırakmaz, bırakmaz. Bu kimse affın dışındadır. Kale sümme vela anhu sevbeyhi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra elbisesini çıkarttı. Fekaleli <laughs> bana dedi ki ya Ayşe, Ayşe te'denineli fi kıyami hadilleyle bu geceyi ibadetle geçirmemde bana izin verir misin? Bana müsaade eder misin? Bu tabi bir nezakettir. Kultu dedim bir ebi ve ummi. Annem babam sana feda olsun ya Resulallah. Fekame. Bu sefer Resulullah Efendimiz yani izni aldı ya. Alın almaz hemen kalktı. Fesecede namaza durdu. Sonra secdeye kapandı. Veyahut da direkt secdeye kapandı. Leylen tavila. Yani çok uzun bir süre gece içinde çok uzun bir süre secdede, alnını secdeden kaldırmadı. Hatta zannetü ennehu kad kubida. Hatta o kadar ki ben zannettim ki Resulullah Efendimizin ruhu kabz edildi. Yani Raf rafik alaya ulaştı, rahmeti rahmana kavuştu zannettim. Fekumtu kalktım diyor Hazreti Ayşe annemiz El temisuhu. yani böyle yokluyorum onu yani diri midir yoksa vefat etmiş mi diye ve vallatu yedi ala kademeyi elimi ayaklarının içine koydum yani altına demek ki herhalde oraya koyunca fetaharake Resulullah ayaklarını hareket ettirdi Fe felihtu ferahladım, rahatladım. Oh elhamdülillah Resulullah Efendim sağ diye. Ve semi'tuhu yekulu fi sucudi. Resulullah Efendimiz alnını secdeye koymuş. Secdede şöyle dediğini duydum diyor. Şöyle diyor Resulullah Efendimiz. E'udu bi'afvike min ikabik. Ve e'udu bi rıdake min sahatik. Ve e'udu bike mink. Celle veçhuk. La aleyk ente kema esneyte ala nefsik. Eûzu bi affik. Ya Rab senin affına sığınırım. Min ikabike cezandan. Azabından affına. Ve eûzu bi rıdâke. Ya Rab senin rızana sığınırım. Min sahatike gazabından. Ve eûzu bike. Ya Rab sana sığınırım. Minke senden. Allah-u Teala'dan Nereye sığınacağız? Eûzu billah. Allah'a sığınacağız. Başka bir melce yok. Celle vechuke ya Rabbi senin zat pak sübhani'nin azameti yüce oldu. La uhsi tenâen aleyk. Ya Rabbi ben sana sena, medhu senayı, övmeyi, hamd etmeyi, seni zikretmeyi bitiremem sayamam. yani övmeyi saya saya bitiremem. Artık yani senin hakkında daha söyleyecek bir şey kalmadı noktasına varamam. La uhsi senen aleyk. Yani seni zikirle artık Allahu Teala zikir bitti. Allah Teala hakk Allah Teala hakkındaki hamd, övmeler, efendim övgüler bitti. Ya Rabbi hayır böyle değil. La uhsi tenan alik. Ente ya Rab sen kema esneyte ala nefsik. Ya Rab sen kendi nefsine senada bulunduğun gibisin. Yani sana hakiki manada senayı ancak sen yaparsın ya Rabbi. Resulullah böyle diyordu. Felemma asbaha zekertuhunne lehu. Resulullah Efendimiz sabahlayınca bu e, secdede e, söylediği bu tesbihatı Resulullah Efendimize okudum. Fekale efendimiz buyurdu ki ya Aişe taallemihinne ya onları öğrendin. naam dedim evet. Fakale Resulullah Efendimiz buyurdu ki taallemihinne ve allimihinne. Bunları öğren unutma ve başkalarına da öğret. Fe inne Cibril aleyhisselam alemnihinna Cebrail bana bunları öğretti Aleyhisselam ve emrani en ureddide hunne fi sucud ve secdede bunları yani sürekli söylememi tekrar tekrar söylememi Allah Teala Cebrail Aleyhisselam bana emretti buyurdu. Şimdi aziz kardeşlerim yani bu gece hakkında ki rivayetler özet olarak diyelim ez cümle bir hulasa mahiyetinde bu şekilde. Şimdi işin başka bir veçesine gelmek istiyorum. O da nedir? Berat üzerinde biraz durmak istiyorum. Berat, berae, berat beri olmak demektir. Beri olmak. Neden beri olmak? Bu beraat, beraat bizim çok meşhur bildiğimiz yani bizim duyduğumuz tabiri kullanalım. Beraat, ey Müslümanlar bizim için bir dünyada olur bir de ahirette olur. Çünkü bizim bugün dünyamız var ama bu dünya fanidir, bu dünya geçmektedir. Dolayısıyla bundan sonra ahiret geliyor, ahiret geliyor ama geçmiyor, kalıyoruz. Bir de ahirette berat vardır, ey Müslümanlar. Şimdi dünyada ve ahirette bizim için berat, dünya ve ahirette. Biz bu beratı Allah Teala'dan istiyoruz. Aziz kardeşlerim Allah Teala'dan biz bu gece berat istiyoruz, isteyeceğiz. Ve Allah'a dua ediyoruz. Ya Rabbi sen bizlere beratımızı ihsan eyle. Peki nedir berat? Dediğim gibi dünya ve ahiretle ilgilidir. Bunları biraz ifade edeceğiz. Ancak ey Müslümanlar burada burada biz allah Teala'dan berat istediğimiz gibi allah Teala'nın bize berat vermesi bu dünyanın şartları gereği kulluğun bir icabı olarak berat almamız Cenab-ı Hak'tan bir şeye bağlanmıştır az kardeşlerim. O da nedir? Allahu Teala'ya bir berat vermemize bağlıdır. Yani Cenab-ı Hak bizlere diyor ki kullarım benden berat almanız için benim size beratımı sunmam için siz bana bir berat sunmalısınız. Siz bana bir berat sunun. Ben size onun karşılığında hem dünya hem ahirette bir berat, berae, berat sunayım. Yani kullarla alakalı işlerde ey Müslümanlar bizim sorumlu olacağımız işlerde Kanun ilahi sünnet-i ilahiye bu şekildedir. Bakın bir ayetinde buyuruyor Estağfirullah. Ya eyelledine amenu intensurullah اللّٰهَ yansurkum. Ey iman edenler eğer Allahu Teala'ya yardım ederseniz o size yardım eder. Peki biz yardım etmesek Allahu Teala yardım edemez mi? Yani etsek kim sorabilir? Allahu Teala kim hesap sorabilir? La amma yefal <laughs> Allahü Teala yaptığından mesul değiliz. Fakat Cenab-ı Hak böyle bir kanun koymuş. Buyuruyor ki kullarım, mesela havayı açmak, havayı kapamak, yazı kışı, geceyi gündüzü getirmek. Ondan sonra bizim dünyaya doğum dünyaya gelmemiz, erkek ve dişi olmamız. Uzun, orta veya kısa yaşamamız ve de yaşarken efendim bizim acıkmamız, bizim susamamız gibi şeyler ve de sonunda ölmemiz bunlar allah Teala'nın işleridir. Burada bizim hiçbir dehl yani hiçbir katkımız yoktur. Dolayısıyla bunlardan sorumlu olmayacağız. Allahu Teala niye havalar kapalı oldu diye bize sormaz. Niye açık oldu diye de sormaz. Niye doğdun diye sormaz. Niye öldün diye sormaz. Neden erkek oldun? Neden dişi oldun? Niye efendime söyleyeyim az yaşadın, çok yaşadın, orta yaşadın diye sormaz. Niye yedin kulum? Niye acıktın? Niye efendime uyudun? Niye içtin sormaz. Niye çünkü bunlar tek Allah Teala'nın işleridir. Allah Teala'nın işleridir. Cenab-ı Hak bizlere efendim bizim e, içinde olduğumuz şeylerden bizi sorumlu tutar. Onları bize sorar. Yani e, mesela niye yaşadın diye sormayacak ama nasıl yaşadın diye soracak. Allah Teala kulum niye uyudun diye sormaz çünkü bizi uyutan Allah Teala ama kulum şu vakit niye uyudun? Yani vakti seçen biziz. Yani uykunun vaktini biz seçiyoruz. Onun için mesela namaz vakti uyuduğundan sorumlusun. E ya Rabbi, beni uyuttun diyemezsin kulum ondan önce uysan, ondan sonra uysan. Sana uykuyu veren benim ama uykunun vaktini seçen sensin. Aynı şekilde niye yedin diye allah Teala sormaz. Neyi yedin diye sorar. Çünkü yiyecekleri yani acıkmayı yemek ihtiyacını veren allah Teala'dır. Ama allah Teala önümüze yiyecek olanlardan helaller kılmış, haramlar kılmış ve yeryüzündeki helali yiyin buyuruyor. Çok ayetler vardır burada. Yeryüzünde helal olanları yiyin. Haramı yemeyin. Dolayısıyla bir kul haramı yerse ondan günahkar olur. Helal yerse ondan da sevapkar olur. Ama diyelim ki bir yerde efendim şey yok. Bir yerde helalden başka haram yok yani. Haram yok. O durumda kul helal yediği için benim bilebildiğim kadarıyla mecbur olmaz. Çünkü onu yemeye mecbur. Mesela şöyle diyelim. Bir insan, bir insan içkiyi, şarabı efendim içebilirken onu efendim, içerse içebilir, içmeyebilir. İkisine de müsait iken onu içerse günahkar olur. Ama diyelim ki bir insan ee, içecek helal su yok, bulamıyor. Sadece susuzluğunu gidereceği tek bir şarap var. Başka bir sıvı yok. Onu da içmesi ölecek. O durumda onu içmesinden günahkar olmaz. Niye günahkar olmaz? Çünkü ona o susamayı veren Allahu Teala'dır. Önüne meşrubatla Şarabı Allah Teala koyar da kul şarabı alırsa günahkar olur ama meşrubat yok, tek şarap varsa seçim yapmadığı için kul içmeden de duramadığı için kul ondan ölmeyecek kadar içecek. Ben bunu içmem ölürüm dese kendisini öldürmüş günahı olur. Aynı şekilde e, bu içkiyi bir insan efendim eee içemeyecek bir duruma geldiği için içmese. Yani artık midesinde ülser var. Şarap midesine zarar veriyor. Onun için içemiyor. Yoksa midesi hasta olana kadar içti. Şimdi iyi olsa gene içecek. Bu adam içmediği günlerde yani onu içmemiş sayılmaz. İçmediğinden bir sevap almaz. Yani o haramdan uzak durmanın sevabını almaz. Niye almaz? Çünkü e, yani içemediği için içmiyor. Şimdi demek ki aynı şekilde diyelim yiyecek bir şey helal ve haram olarak karşımızdaysa, orada helali seçersek sevap alıyoruz, haramı seçersek günahkar oluyoruz. Ama önümüzde haram var, helal yok. Diyelim ki, af buyurun, Domuz etinden başka önümüze yiyecek bir şeyimiz yok. Öyle bir ortamda, öyle bir durumdayız ki onu yemesek öleceğiz. Bu durumda onu yemek bizlere lazım oluyor. Niye lazım oluyor? Çünkü günahkar olmuyoruz. Neden seçmiyoruz ki? Yani haramla helal karşı karşıda, önünde, karşında olur da haramı seçersen günahkar olursun. Helali seçerken seçersen sevap görürsün. Ama bir tanesi var. Seçimin yoksa orada durum değişiyor. Şimdi az kardeşlerim burada e, demek ki ye, bizi yediren içilen allah Teala'dır dedik. Ama yediklerimizi içtiklerimizi seçen biz olduğumuz için niye yedin diye değil şunu niye yedin diye hesap sorulur. Ve efendim eğer yediğimiz doğruysa sevap verilir. Şimdi bunu şunun için söyledi ki şunun için söyledi ki yani Allahu Teala bize hangi şeylerde hangi işlerde bize irade-i cüziye vermemiş ise o işten biz sorumlu değiliz. Ama Allah Teala hangi işe bizi katmışsa bizim kesmimiz varsa orada, bizim o katkımız var, müdahalemiz var, irade-i cüziyemiz varsa o iş Allah'ın dinine dediğine uygun ise onu yaptığımızdan efendim mecur oluruz. Yani sevapkar oluruz. Eğer o Allah'ın dinine uymayan bir iş ise onu yaptığımızdan da mesul olur, günahkar oluruz. Yani demek ki bizim katkımız olmayan işler başka. Bizim katkımızın olacağı işler noktasında Allah-u Teala bizimle şöyle bir muameleye giriyor. Diyor ki ey kullarım bakın sizin yapabileceğiniz işler var. Bir de sizi aşan işler var. Şimdi ben ey kullarım sizin yapabileceğiniz işi size yüklüyorum. Sizi aşan işleri de ben deruhte ediyorum, yükleniyorum. Böyle işleri var Allahu Teala'nın. İşte bakın. Mesela Es-sa'al ve ma halaktul cinne ve'l insi illa liya'budun. Ma uridu minhum min ve ma uridu en yut'amun. Ayet kelimesiyle Es-sa'al billahi ve murahleke bis salati vastabil aleyha la neseluke rizqan nahnu nerzukuk. Ayet kelimesi Efendimiz Hazretlerimiz Muhammed Efendimiz Hazretleri üstadımız bu ayetleri okuyup manalarını verdikten sonra buyururlardı ki bu ayetler bize şunu bildiriyor ki Allahu Teala seni bizlere buyuruyor ki ey kullarım sizin üstesinden gelebileceğiniz işler var. Bir de sizi aşan işler var. Sizin üstesinden geleceğiniz işleri ben sizin üstünüze yüklüyorum. Sizi aşan işi de ben yükleniyorum. İşte sizin üstesinden gelebileceğiniz işler nelerdir? Efendim ibadet etmektir. Sizi aşan iş nedir? Rızk, o da onu da ben üzerime alıyorum. İbadet ise yüklüyorum, rızkı üzerime alıyorum. Onun için Müslümanlar, bizler ibadet için yaratıldık, ibadet için yaşatılıyoruz ve bu ibadeti yapıp yapmamanın hesabını verip karşılığını göreceğiz. Ama rızkımız Allah Teala'ya aittir. ve wa min dabbatin fil ardı İlla alallahi rizkuha. Yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı yalnız Allah'a aittir. Ama efendim Allah'a ait ama acından ölenler var. O da Allahu Teala'nın rezzak olduğunu gösteriyor. Yani rızık Allah'a aittir. İşte Cenab-ı Hak e, bu şu aynı zamanda bu şu manaya geliyor. Ey kullarım rızık bana aittir. Ben verirsem o rızıklanır. Vermezsem kimse onu rızıklandıramaz. Mesela ya yani öyle insanlar var ki imkanların içerisinde, paraların, servetlerin, yiyeceklerin içerisinde ama hiçbir şey yiyemiyor. Ona kimse bir şey yediremiyor. Özel doktorları var. Özel hastaneleri var adamın. Hazineleri var adamın ama ona kimse bir lokma yediremiyor. Hadi buyur yedir bakalım. Demek ki rızık Allah'a aittir. Yani o verirse olur, vermezse olmaz. Bir de aynı zamanda rızık ey Müslümanlar gökten yağdırmak ve yerden bittirmektir. Bu yalnız allah Teala'ya aittir. Bakınız dağdan bir suyu efendim bağa getirmek veya efendim toprağa tohumu ekip tohum şey verdikten sonra baş verdikten başka gibi onu biçmek. Bunlar bir şey değil. Allah Teala buyuruyor bir ayetinde Es-Sâlbîle. tümül mâllezî Kullarım içtiğiniz suyu bana haber verin. İçtiğiniz suyu bana söyler misiniz? En tüm enzel tümuhum minel müzni em nahnul Su yüklü buluttan. Onu siz mi indirdiniz, biz mi indirdik? Yani dağdan suyu eve, bağ, dağdan bağa, köye, şehre, efendim insanlar, sizler getiriyorsunuz. Ama tamam da gökten dağa o suyu kim indiriyor? Ve onu orada kim ee, şey yapıyor? E, yani stokluyor yani. Normalde su akıp gider. Dolayısıyla yani e, normal şartlarda Dağlarda su olmaması lazım. Halbuki suların en lezzetlisi dağlarda oluyor. Bak Cenab-ı Hak buyuruyor Estağfirullah. Ve enzelnâ minessemâ'i mâ'en bi kaderin Biz gökten miktarla, ölçüyle su indirdik. Takdirle indirdik. Ve fe eskennâhu fil erli. Ve o suyu biz yerde iskan ettik diyor Allahu Teala. İskan ettik. Bir başka ayetinde bir başka ayetinde Allah Teala buyuruyor: <laughs> "Ve, ve ma en tumlahu ve ersalna liyaha lawaqiha anzalna min as-sema'i ma'an yasqaynakum. Gökten size su indirdik ve onu size içirdik. Ve men tumlahu bi hazinin siz o suyu yani depolayabilecek durumda değilsiniz." sure Mülk'ün son ayeti nasıl geliyor? es Kul Habibim de ki, Era eytum. ey insanlar bana söyler misiniz? İn asbaha ukum gavran. Suyunuz yani yere çekildi, battı su. Femen ye'tîkum Böyle toprağın üstüne, yerin üstüne çıkacak bir suyu size kim çıkartabilir, kim getirebilir? Yani sizin su motorlarınız var, su efendime söyleyeyim barajlarınız var, efendim kanallarınız var, isale hatlarınız var ama su olmayınca yani boru su vermiyor ki, depo da su vermiyor, baraj da insana su vermiyor. Aynı şekilde az önce okuduğum ayetin hemen öncesinde Cenab-ı Hak buyuruyor. Kulların tahrusun kullarım toprağa ektiğiniz tohumu bana söyler misiniz? Toprağa ektiğiniz tohum. En tumen tezzuunuhu em nahnu zariun. Onu toprağa siz ekiyorsunuz. Bir defa toprak benim. Ektiğiniz tohum da benim. Siz de benim kullarımsınız. Yani benim kulum benim tohumumu benim toprağıma ekiyorsunuz. Peki tohumu toprağa atmak ne demektir? elden çıkartmak demektir. Ve onun orada çürümesi demektir. Normal şartlarda orada kaybolup zay olup gitmesi lazım. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki tohumu toprağa sen attın, sen ektin. İyi. Peki en tüm tezzaunehu em O topraktan, o tohumu çürüttükten sonra onu toprağın üstüne baş verditen, onu bittiren sen misin ben miyim, siz misiniz, biz miyiz? Levneşau lecaalnahu hutamen. İstesek biz onu çürütürüz. Toprağa tohumu attın, gitti. Çürüdü kaldı. Böyle yapabilirdik. Fezal tüm tefekkehûn. O zaman avuçlarınızı oğuşturmaya başlarsınız. Fe asbaha yukallibu keffeyhi Buyuruluyor ya, avuçlarını oğuşturmaya başladı yakulu ya ile müşrik bir Rabbi Keşke Rabbime kimseyi eş koşmasaydım, müşrik olmasaydım, Allah deseydim. Çünkü Cenab-ı Hak bütün varlığını aldı. İnna le muramun diyeceksiniz ki biz boşlandık, tohuma borçlandık mazot borçlandık gübre borcu yap, verdi yaptık. mahrumun <laughs> biz mahrum kaldık dersiniz. Bak biz onu oradan bitiriyor. Demek ki Rızık Allahu Teala'ya aittir. Uzatmayalım burayı. Şimdi Allahu Teala ne buyuruyor? Ey iman edene bana yardım edin ki ben sana yardım edeyim. İntensurullah yansurküm. Allah'a yardım ederseniz ben yardım ederim. Allah size yardım eder. Kur'an-ı Kerim baş tarafında efendim bir ayet kelimesinde buyuruyor Cenab-ı Hak ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kullarım siz bana verdiğiniz sözü bana karşı yapmanız gerekeni yapın ki ben de size sözümü tutayım. Bayan sanki keennehu bir Mevla pazarlık yapıyor gibi. Şimdi ey Müslümanlar bu berat meselesinde de allah Teala'dan hem dünyamız hem ahiretimiz için berat istiyoruz. Ama Cenab-ı Hak da bizden berat istiyor ve buyuruyor ki kulum ver beratı al berat kulum. Ey Müslümanlar, dünyadaki berat nedir? Dünyada berat efendim. Mesela bizim istediğimiz, bizim Allahu Teala'ya verebileceğimiz berat, Allahu Teala'dan Allahu Teala'dan istediğimiz nedir? Belalardan beri olmak. İşte şu anda bir belanın içindeyiz. Bir bela başımızın üstünde. Korona virüsü bu bela, bir bela işte. Bunun bir taraftan, bir taraftan e, sağlık camiası çalışıyor. Bir taraftan da dua erbabı, onlarda dua ediyoruz Efendim, Allah Teala'dan bunu kaldırmasını istiyoruz. Bunun yanında diğer belalar işte Allah hiçbirisini vermesin. Cenab-ı Hak bizleri bela, beladan beri eylesin. Fakat az kardeşlerim işte bu dünyada istediğimiz bu berat yani belalardan beri olmak bunun için bizim de Allahu Teala'ya bir berat sunmamız gerekiyor. İkinci olarak dünyada berat ey Müslümanlar yani ee, en büyük e, manevi tehlike manevi tehlike e, küfür tehlikesidir ve o küfrü taşıyan küfür virüsünü taşıyan kafir insan işte küfürden ve kafirden biri olmak e Müslümanlar Ondan sonra daha aşağıya doğru indiğinde efendim kebair günahlardan ve de Efendim günahkar insanlardan biri olmak. Yani onlardan biri onlardan uzak. Onların içinde olmamak. Bu beratı Allahu Teala'ya vermeliyiz ey Müslümanlar. Biz şimdi Cenab-ı Hak'tan cehennemden berat istiyoruz. İşte Allahu Teala buyuruyor ki kullarım ben de sizden dünyada berat istiyorum. Ahirette de Allah Teala'dan istediğimiz berat nedir? Cehenneme uğramadan cennete geçmektir, cennete varmaktır ki Esal bilâ femen zuhzihâ ve udhîl cennete jannate kim cehennemden uzak tutulur, cehenneme uğratılmaz, hiç cehenneme uğramadan cennete geçerse işte o. Fevzi necat bulmuştur. O beratını almıştır. O kurtulmuştur. Allah Teala hepimize bu beratı ihsan eylesin. Aziz kardeşlerim, hem dünyada bu bela ve musibetlerden beli olmak, hem de ahirette cehennem belasından beli olmak, dünyada huzurlu, sağlıklı, istikametli ee, bir hidayet üzere ve sıhhat üzere efendim Biz hayat yaşamak e, istiyorsak yani dünyada tatsızlıklardan beri olmak istiyorsak Allah Teala'ya beratımızı sunmalıyız ey Müslümanlar Allah Teala'ya beratımızı sunmalıyız geçen bir sohbette belki ilk sohbette bunu ifade ettik. Biz efendim yani iş duaya kaldı, iş dua duayla olmuyor, duayla bitmiyor gibi e, laf edenler vardır. Biz onlar tabi muhatap olarak konuşmuyoruz. Muhatap alma değmez çünkü biz Müslümanlar olarak efendim İslam inancı üzere konuşuyoruz. Ey Müslümanlar Müslümanlığın icabı nedir? Bir tarafta kul, kulların bir kısmı veya bir kul kul olarak üstüne düşeni yapacak öbür taraftan dua edecek. Yani İslam'da dua bir esastır yani. Bu yeni çıkmış, icat edilmiş bir şey değil ki. Kulluğun temelidir. Eddua muhul ibadet Resulullah buyuruyor. Dua ibadetin omuriliği gibidir. Bir başka ay ayetinde buyuruyor. Ve kâle rabbukumu duûni lekum. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, size icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ibadeti Bana ibadetten, dua burada ibadet olarak ifade buyuruluyor. Bana ibadetten yüz çevirenler, سَيَدْخُلُونَ cehenneme dahilin Onlar e, ki, e, duayı kendilerine yediremeyenler alçak bir şekilde cehenneme girecekler buyuruyor. Onun için duası olmaz. Bir taraftan efendim fennin gerektirdiği şeyler yapılıyor. Bir taraftan dinin emrettiği şeyler yapılmalı. Şimdi Müslümanlar Allahu Teala'dan bu beratı bizim alabilmemiz için Cenab-ı Hakk'a berat vermeliyiz. Bu belalardan kurtulabilmek için efendime söyleyeyim Allahu Teala'da ya bir berat sunmalıyız. Ahirette de cehennemden kurtulmak için Dünyada bir berat sunmalıyız. Yani dünyada efendim biz Cenab-ı Hakk'a iki şekilde berat sunarız. Birisi belalardan kurtuluş. Bunu, bunu istiyoruz. O halde bunun bir beratı vardır. İkincisi ise ey Müslümanlar, yarın cehennemden kurtulmak istiyorsak dünyada kafirden, küfürden ve günahtan ve günahkardan beri olmak mecburiyeti vardır. Ee, şimdi bakınız bu meyanda Allah Teala bir ayet kelimesinde biz bunu ilk sohbette e, bu ayeti okuduk. Bu e, şekilde yaptığımız sohbetlerin ilkinde bununla bu ayetle başladık. Allah Teala Hud suresinin başında ne buyuruyor? Estağfirullah ve en istevfiru rabbekum. Rabbinize istiğfar edin. Sümme tubu ileyhi sonra Rabbinize dönün. Rabbinize tövbe edin. Yani günahlardan vazgeçin demektir. Yanlışlarınızdan vazgeçin. Bu yanlışınız en büyük olabilir, orta, küçük olabilir. Ama tabii ki şöyle bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. İnteşteni bu kebairatun anhu ey kullarım size yasak edilen bütün yasakların kebair büyüklerinden sakınırsanız ki onlardan sakınmak nispeten kolaydır o zaman o zaman bir anküm seyyatikum küçük günahlarınızı biz e, örteriz ve nudhilkum muthalen kerima ve sizi o çok kıymetli girilecek cennete sokarız. Peki e, biz büyük günahlardan sakınmasak, sakınmadan Allahu Teala bizi cennetine koyamaz mı yani? E, mani olan mı olur yani? Müdahale eden mi olur? Allahu Teala cennet onun. Kul da Allah'ın. Biz Allah'ın kuluyuz. Cennet onun, biz onun. Eee Allahu Teala bizi e, tövbesiz Allah Teala bizi efendim günahlardan e, istiğfar etmekten yani günahkar olarak da koyamaz mı? Koyabiliriz. Ama işte Cenab-ı Hak bize diyor ki kulum bir adım sen atacaksın bir adım ben. Hatta buyuruyor ki hadisi kutsi Buhari'nin rivayetiyle efendim ida etani abdi yemşi eteytuhu herveleten kuşum kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Ama mutlaka yürümek lazım. Yatmakla değil. Şimdi Rabbinize istiğfar edin ve ona tövbe edin ki yumetti'kum an hasena Rabbiniz sizi çok güzel bir şekilde yaşatsın. Yani sıkıntısız bir şekilde o sizi yaşatmış olsun. Bakınız bir başka ayetinde buyuruyor Allahu Teala es billah. Ve lev enne ehlel kura amenu. Bir beldenin halkı, bir memleketin halkı iman etseler. İman etseler. Ve takav ve de sakınsalar. Neden? Öncelikle yasakları irtikaptan sakınsalar. İkinci de emredilenleri terk etmekten sakınsalar. Yani iman edip takva ehli olsalar le aleyhim berakatin mines semai vel erli. Hiç şüphesiz le elbette açarız aleyhim onların üzerine bereketin bereketleri mines semai gökten vel erli, yerden bereketleri açarız diyor Allahu Teala. Mesela bir başka ayetinde Nuh Aleyhisselam'ın lisanıyla bizlere duyuluyor. Nuh Aleyhisselam diyor ki Esabe fekultu ya Rabb ben kavime dedim ki istiğfiru rabbekum innehu kana gaffara. Rabbinizden bağışlanma isteyin. O çok bağışlayandır. Mübalağa ile bağışlayandır. Siz ondan bağışlanma isteyin ki istiğfar edin ki yursilis sema aleykum midirara. Allah göğü bol ve bereketli yağmurlarla size göndersin. Göğünden bol ve bereketli yağmurlar yağdırsın ve yumditkum bi emvalin ve banin Allah size mallar ve çocuklar versin. Mal ve çocuklarla size imdad etsin, inayet buyursun. Ve cahallekum cennet bağ bahçeler seversin. Ve cahallekum enhara efendim Allah Teala sizler için nehirler sular, sular, sulak araziler, efendim verimli araziler kılsın. Yani Maddi bir refah versin. Aynı şekilde, aynı şekilde Müslümanlar diğer peygamberlerde kavimlerine bunu demişlerdir. Mesela, mesela Hud aleyhisselamdan bahsediyor Allah Teala buyuruyor ki Hud aleyhisselam kavmine şöyle dedi: Veya kavmi, ve ey kavmim ista'firu rabbekum, Rabb'inizden bağışlanma isteyin. Sümme tubu ile sonra ona dönün. Onun dinine dönün. Yursilis sema aleykum idirara. Allah size göğü bol yağmurlarla göndersin. Yani gökten bol yağmurlar indirsin bereketli. Ve zidkum kuvveten ila kuvvetikum. Allah Teala kuvvetinize kuvvet katsın. Allah Teala sizi daha da güçlendirsin maddi olarak, bedeni olarak, mali, ekonomik olarak vesaire vesaire efendim bütün bu e, peygamberlerin kavimlerine dedikleri bu. Buna karşılık mesela belaya tutulan, belaya tutulan insanlara Allah Teala buyuruyor ki bir ayet kelimesinde buyuruyor ki Estağfirullah. Felevla izcaehum be'suna. Ondan önce buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celalu yani oku başladığım ayetten hemen öncesinde velakad erselna ila ummin min kablike senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik feahaznahum bil ba'sai vallara onlara biz bez e, ve lur yani be'sa ve darra, yani yani e, 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 hastalıklar, salgınlar, efendime söyleyeyim, ve de zararlar, fakirlikler, kıtlıklar, yokluklar verdik onlara. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَتَلَرَّعُونَ Onlar yalvarıp yakarsınlar diye. Yani o fakirlik, o yokluk, o kıtlık onları uyandırsın diye devamla buyuruyor ki felevla izcaun be talarau ya bizim onlara besimiz geldiği zaman onlara belamız geldi onlara bizim azabımız geldi musibet geldi felaket geldi afet geldi efendim işte virüs geldi vesaire vesaire bunlar çoğaltılabilir geldiği zaman talarau yalvarıp yakarmalı değiller miydi onlara düşen yalvarıp yakarmak değil miydi ama ve lakin niye yalvarmadılar? Belaya dayanabildiklerinden değil. Dayanamıyorlar. Belaya direnemiyorlar. Ama niye yalvarmıyorlar? Kaset kulubuhum buyuruyor. Kalpleri katılaştı. Kalpler katılaştı. Ve zeyyenelehumu şeytanu mekeenü ya'melun Şeytan da yaptıklarını onlara süsledi. Onlara güzel gösterdi. Bizim neyimiz var? Ne günahımız var? Ne eksiğimiz var? Ne kusurumuz var? Ne açığımız var? Dedirtiyor onlara şeytan. Burada bir başka ayet-i kerime daha göstermek isterim. Allah Teala Celle Celalu buyuruyor ki yine geçmiş ümmetlerden bizlere haber veriyoruz. Geçmiş ümmetlerden haber veriyoruz ve buyuruyor ki Velev rahimnahum ve keşefna ma bihim min biz onlara rahmet etsek ve onlara getirdiğimiz o zararı onlardan atsak lele <laughs> cufi tu yanihim gene tuyanlarına, isyanlarına dalacaklar yamehun <laughs> böyle kendilerini kaybetmiş vaziyette. Ve lekad ahaznahum bil azab Mevla buyuruyor ki azapla onları yakaladık femestekanu li rabbihim ve ma yetallarun. Bu şartlarda bile Rablerine yalvarmadılar ve boyun eğmediler. Eğmeyenleri bahsediyoruz. Demek ki eğmek lazım. Ee, aziz kardeşlerim e, duaya, istiğfara, tövbeye devam etmek lazım. Bakınız e, Firavun, Musa Aleyhisselam karşısındaki insanlar e, Musa Aleyhisselam'a şöyle dediler. Ve kâli dediler ki Mehmâ te'tina min ayetin liteshârana biha Bizi büyülemek için bize hangi ayet getirirsen fe mâ nehanneke müminin biz sana inan inanacak değiliz ya Musa. Yani bizi inandıramazsın. Bizi ikna edemezsin. Boşuna uğraşma dediler. Fe erselnâ aleyhimu tufan. Peşinden biz onlara tufan, cera, çekirge, kummel, bit, lafadi, kurbağalar, dem, kan onlara gönderdik. Ayatin mufassale. Hepsi ayrı ayrı ayet. ibret olarak gönderdik festek baru ama onlar kendilerini büyük gördüler. O bize değmez, dokunmaz dediler. O bize bir şey zarar veremez dediler ve kanu kavmen mucimin suçlu oldular. Ama velemma vaka alehim rizzu başlarına bela gelince kalu dediler. Ya Musa ne zaman ki önceden kibre diyor. Bize bir şey olmaz diyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu mesela Babası ona gemiye bin diyor. Ya bu neye irken oğlum bizim de gemiye bin. O la tekün mal kafirin kafirlerle olma diyor. Kale oğlu diyor ki seavi ilacebelin yası yasimun biz şu dağa sığınırım o beni kurtarır sudan diyor. Yani e, evvelden suyu nerede bulacaksın diyorlardı. Ne zaman ki ortalık su olmaya başlayınca efendim şu dağın başına çıkmaz ya dedi. Ama onun güvendiği dağlara da kar yağdı. Ve hale beynehum el mevcu fe kâne minel Aralarına biz dalga girdi ve boğulanlardan olup gitti. Şimdi kibrettiler. Fakat ve lemmâ ve kâleyhimu ziczu. Ne zaman ki bela onlara başlarına geldi. Kalu dediler ya Musa ud'u lena rabbeke bima ahide indeke Sen Rabbine dua et bizim için e, Rabbinin katındaki senin e, Ahdin sebebiyle e, veya Efendim o, e, onun sana söz vermiş olması sebebiyle Bak biz sana geldik e, dua et bizim için dediler Leyin keşefte annericse Lemin leke bu belayı bizden sen açarsan Allah'a dua edersen bu bela başımızdan kalkarsa sana iman edeceğiz. Nursilenle maqabe'nin İsrail esir ettiğimiz İsrailoğullarını seninle göndereceğiz, onları serbest bırakacağız dediler. Demek ki buradan da ne anlaşılıyor, aziz kardeşlerim? Anlaşılan şu ki, yani belaya insan muhtela olduğu zaman, evet Peygamber'e sığınıyor, sığınmalıdır. Bugün de, bugün de bizim efendim şeyimiz yok başka başka çaremiz yok. Bakınız işte görüyoruz ki hiç ezan okunmayan, dinlenilmeyen, okutturulmayan yerlerde artık eşhedü en la ilahe illallah, Allahu Ekber başlıyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah böyle duyurulmaya başladı. Şimdi demek ki demek ki buna devam etmeliyiz. Şu evlere kapanmış olmak, evlere kapanmamız ey Müslümanlar gönüllerimizin efendim dillerimizin ellerimizin Allah'a açılmasına vesile olsun. Bir kendimizi başımızı şöyle eğerek bir Kur'an Kerim'de buyruluyor ya feracau ila enfusihim yani nefislerine bir muracaat ettiler. Şöyle nefislerine bir döndüler, bir kendilerine döndüler. Ama tabii işin onlar için söylüyorum. Arkası gelmedi ama biz bizim için böyle değildir. İnşallah bunun arkasını getirelim. Bu musibetler daha fazla toparlanmamıza vesile olmalı. Yani Müslümanlar Müslüman hem maddi refah hem manevi manada bir rahat bir huzur bulmak için efendim Allahu Teala'dan bu bunu almak için bu berat belalardan, musibetlerden efendime söyleyeyim, huzursuzluklardan beratı almak için Allahu Teala'ya bir berat sunalım. O da tövbedir ve istiğfardız. ve de ey Müslümanlar Allah'ın dinine, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet seniyesine sımsıkı sarılmaktır ey Müslümanlar. Ee, i̇nşallah bu gecede ayrıca bunun için bir milad olsun, bizim için bir dönüm gecesi olmuş olsun. İkinci olarak Berat mahiyetinde söyleyeceğim şey, Allahu Teala'ya sunacağımız ey Müslümanlar ikinci bir berat. O da nedir? Yani Allah'ın düşmanlarını ve e, e, o düşmanların Allah'ın düşmanlarının işlerini, alışkanlıklarını, adetlerini, modellerini, modalarını e, terk etmek. Onlardan beri olmak ey Müslümanlar. Bu beratı Cenab-ı Hakk'a sunmadan olmaz. Bakın dersin başında okuduğum ayet kelimesini Allahu Teala buyuruyor Estağfirullah. Ve edenun min Allahi ve Rasulhi ilen nas. Allah Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bütün insanlara ve insanlığa biz be, e, ilan var burada. Biz efendim duyuru var burada. Nedir o? Allah ve Resulü bütün insanlara duyuruyor ve buyuruyor ki Ey bütün insanlar bilesiniz ki Ennallâhe şüphesiz allah Teala Beri'un kesin olarak beridir. Bağlantısızdır, uzaktır. Minel müşrikine, müşriklerden yani kafirlerden ve Resuluhu ve Resulü de öyledir. İşte Allah ve Resulün yolunda olmak isteyenler, Allah'a kul, Resulullah'a ümmet kalmak isteyenler, olmak isteyenler siz de müşriklerden beri olun. Bütün bağlarınızı kesin. Bakınız bu o kadar önemli ki bir hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz buyuruyor ki La tekulu lil münafık seyyid. Münafığa efendi, beyefendi demeyin buyuruyoruz münafa beyefendi demeyin. Fe innehu yekü seyyiden eğer o sizin efendiniz ise. Yani efendim işte bizim efendimiz, büyüğümüz diyorsan o zaman fakat eshattun rabbekum. Rabbinizi öfkelendirdiniz demektir. Bir başka rivayette efendim e, buyuruluyor. Resulullah ida kaleru'l-münafik ya seyyid bir kişi, bir mümin, bir münafa e, efendi dediği zaman fakat ağla be Rabbisini kızdırmıştır bu kimse. Allah Teala böyle bir yaramaza efendi, beyefendi denmesine bile kızıyor. E şimdi biz Allah'ın düşmanlarını dost tutacağız. Allah'ın düşmanlarını beğeneceğiz. Allah'ın düşmanlarını bağrımıza basacağız. Allah'ın düşmanlarıyla bağlarımız, bağlantılarımız olacak. Allah'ın düşmanlarına yardım edeceğiz. Allah'ın düşmanlarına sahip çıkacağız. Bizden istediklerini ona vereceğiz. Cemaati Müslümin bu Allah'la bağ kesmektir. Berat almak değildir. Allah'tan beri olmaktır. Allah'tan bağ kesmektir. Onun için bu beratı Cenab-ı Hakk'a sunmalıyız. Bakınız, bakınız. Bir ayet kelimesinde Allahu Teala buyuruyor. Estağfirullah. Kad kanet lekum üsvetün hasenetün fi İbrahim e ve lladine ma. A. Sizin için İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber iman edenlerde güzel örnek vardır. Yani onlar gibi olun demektir. Onları örnek alın demektir. Nedir onlardaki durum? İzkalu kavmihim. Onlar kavimlerine dediler ki inna buraa'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız, Allah'tan başka tuttuğunuz, beğendiğiniz, benimsediğiniz bütün kelimelerden, efendim bütün kavramlardan, bütün anlamlardan, putlardan putlaştırılmış olan efendim düşünce yapılarından, beşeri anlayışlardan hepsinden beriyiz dediler. Keferna bikum biz sizi reddettik, tanımıyoruz dediler. Ve beda beynena ve ada ve vel bağlahu ebeden hatta tu'minu billahi vahde. Ey kafirler, Allah'a muvahhid olarak, ehli tevhid olarak, Allahu Teala'yı birleyerek, bütün şirklerden bağınızı keserek ki bundan önceki sohbette ifade etmeye çalıştık, hanif olarak, İslam'ın tanımadığı anlayışlardan hepsinden bağ ve bağlantıyı keserek Allah'a dönene kadar sizinle aramızda biz bir bağda buz ve düşmanlık ortaya çıkmıştır buyuruluyor. Allah buyuruyor ki ayetin başında işte onlar da sizin için örnek vardır. Ayetin devamında da buyuruyor. Lekad kana fihim usvetun hasene limen kana vel yevmel ahir. Kim Allah'a ve ahirete e, ee, ahireti umuyorsa, allah Teala'dan ahirette bir berat bekliyorsa, İbrahim Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanları örnek alsın. İbrahim Aleyhisselam hakkında allah Teala buyuruyor ki, Estağfirullah, Felemma tebeyyene lehu ennehu aduvun lillah, İbrahim Aleyhisselam anlayınca ki babam Allah'ın düşmanıdır ki bir insanın kendinden önceki en yakını babasıdır. Kendinden sonraki en yakını oğludur. Yana doğru en yakını kardeşidir. İbrahim Aleyhisselam babasının Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca teberra eminhu buyuruyor. İbrahim babasından bütün bağı, bağlantıyı kesti. Babamdır diye demedi. Bir başka ayetinde buyuruyor. Ya yüllezine amenu la tettehidu abakum ve ihvanikum evliya. Ey müminler babalarınızı, kardeşlerinizi, oğullarınızı dost edinmeyin. İn istehabbul kufra alel iman. Onlar imana karşı küfrü seçmişlerse şayet. Yani e, babadır, mümindir, kardeştir, mümin başka o değil. Ama yani baba kafir olabilir efendim. Nuh Aleyhi İbrahim Aleyhisselam babası, peygamber babası ama Allah'ın düşmanı. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, peygamber oğlu Allah'ın düşmanı. Nuh Aleyhisselam'ın eşi, peygamber hanımı Allah'ın düşmanı olabilir. İnsanın en yakını, senin en yakının mümin olabilir, şey kafir olabilir. Sen müminsin, en yakının kafir olabilir. Buna karşı yapılması gereken nedir? Ondan teberri etmektir. O beratı Allah'a sunmadan Allah'tan berat bulamasın ve beklemeyesin. Aziz kardeşlerim bu nokta o kadar önemlidir ki yani Bakın mesela bir ayet kelimesinde Allahu Teala biz dedik ki hem şeyi terk edeceğiz. Allah'ın düşmanını onun yaptıklarını da terk edeceğiz. Bak şey ne diyor annemiz Asiye annemiz ne diyor? Diyor ki Estağfirullah billah. Ve Allahu meselen lillezine amenu. Allahu Teala iman edenlere emsal gösteriyor kimi? İmra ete fir aun. Firavun. Firavun'un eşini Bak firavun Allah'ın en büyük düşmanı eşi ise müminlere örnek bir müslüman. Asiye annemiz. İz şunu hatırlayın ki kalet Asiye annemiz buyurdu. Rabbi yarab ibni li beyten ibni li indeke beyten fil cennet. Ya rab yanında katında cennette bana bir bina bir ev bina et. Ben firavun'un köşklerini, saraylarını, firavunu setseydim Şimdi onun köşkleri saraylarında hanımefendi olarak yaşayacaktım. Ama Ya Rab ben seni seçtim. Şimdi bu Firavun'un zulmüne maruz kaldım. Ya Rab Firavun'un gelip geçici olan e, saraylarına karşılık Ya Rab kalıcı e, senin katında cennetinde ebedi olan cennette ebedi olan cennet köşkleri bina Ve ne cini min ve amelihi Ya Rab beni Firavun'dan ve Firavun'un amelinden, yaşantısından uzak eyle ya Rabbi. Beni ona bulaştırma diyor. Bakınız burada, burada mesela Lut aleyhisselam kavmine ne diyor? Kale inni li minel kalin. Ben sizin yaptıklarınıza öfke duyuyorum diyor. Demek ki yani hem Allah'ın düşmanından hem de düşmanların usulünden, uslubundan, modasından, markasından ee, uzak durmak lazım. Allah'a bu beratı sunmak lazım. Allah'a kendimizi kafirden beri, küfürden beri olarak göstermemiz lazım. Bir ayet kelimesinde buyuruyor. Dersimizin başına okuduğumuz ayetin ilerisinde. es bile yâ Ey iman edenler. <laughs> İnnemel müşrikûne necesün. Madde bir. Bütün müşrikler pis, pistir buyurmuyor. Affedersiniz. Ayete kelime manasını veriyorum pisliktir buyuruyoruz. Yani e, pis olan şey yıkanınca temizlenir. Ama pisliğin kendisi temizlenmez. Ama kafir efendim e, mümin olunca temizlenmez mi? Mümin olunca temizlenir de mümin olduğu için temizleniyor. Bir temiz kafir yoktur. ayet kelimenin ifadesi budur ve yecalu risaletine la yu'minun innehum ritsun buyuruyor ki zaten bu ayet kimle Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi birkaç defa demesine hacet yok. Bir defa söylemesi de kafidir. Müşrikler pisliktir, kafirler pisliktir. O halde fela yakrabul mescidel haram ba'de amihim hada. Şu seneden sonra Mescid-i Haram'a o hürmetli, kıymetli, tertemiz, pampak benim evime yanaşmasınlar. Şimdi cemaat-i müslimin Allah'ın evine yanaşmıyorsa o halde biz Allah'ın kuluyuz. Onlar bizim evimizi de yanaşmaması lazım. Bizim evimize de yanaşamaması lazım. Yani Allah'ın evine yanaşmayan, girmeyen buyurmuyor. Fela yakr yedhulul mescidel haram buyurmuyor. Mescid-i Haram'a girmesinler değil de yakrabul mescidel haram. Mescid-i Haram'a yanaşmasınlar buyuruyoruz. Pekala Allah'ın evine yanaşması bile yanlış olan o pis heriflerin bizim evlerimize ne işi var? Dersiniz ki efendim bizde hiç bugün kadar bir kafiri evimize yanaştırmadık. Ee, aziz kardeşlerim kafirin şahsını evinize yanaştırmayacağınız belli zaten. Ama kafir de zaten ben evine geleyim demiyor. Ama evlerimizi kafirlerin modalarıyla doldurup evleri modaların deposu yaptık. Zaten kafirin hedefi de bu. Kendisinin şahsen bizim evimize girmesi değil ki anlayış olarak ve yaşayış olarak, model olarak, moda olarak e, bizim evlerimize girmesi onun hedefi bu. Az kardeşlerim Allahu Teala'dan bu gece berat istiyorsak istiyoruz. O halde kafirden ve o kafirin bütün pisliklerinden beri olmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak devamlı buyuruyor ki وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً Siz fakirlikten korkarsanız yani kafirle bağlantıyı kestiğinde Efendim ondan irtibatım var, alışım var, var ithalat, ihracatım var. Onun, onun bir, e, e, duracağından korkarsanız fesevfe yunikumullahu min fadlihi inşa. Allah inşallah sizi fazlından kesinlikle zengin edecektir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir taahhüdüdür. Şimdi aziz kardeşlerim sözün biraz sonuna gelmiş oluyoruz. Yani dünyada dünyada biz üzerimize düşen bu Allah'a berat sunmayı yapacağız ki allah Teala'dan beklediğimiz beratı alalım. Bakın hepinizin okuduğu efendim bildiği bir sure. Estağfirullah kul ya eyyuhel kâfirûn Kur'an-ı Kerim sonlarında. Herkesin bildiği sure, namazlarda okuduğunuz sureler bunlar. Habibimdeki ey kafirler, yerli yabancı, iç dış fark etmez. La a'budu ma ta'budun. Sizin taptıklarınıza tapmam. Ve la antum a'buduna ma Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Ben sizin istediğiniz şekilde yaşamam. Siz de tabii benim istediğim şekilde yaşamazsınız tabii. Ve la na'bidu ma Gelecekte de ben size uyacak, size sizin gibi olacak değilim. Sizin taptıklarınızı tapacak, yaptıklarınızı yapacak değilim ve la entum abidun siz de kafir oldukça gelecekte de siz de benim yaptığımı yapacak, benim taptığım Allah'a tapacak değilsiniz. O halde ne olacak? Ne yapacağız? Lekum dinukum ve liye din de ey resulüm de ki sizin dininiz, düzeniniz sizin, benimki benim. Siz bana hakka gelmiyorsanız ben niye batıla geleyim ki? Onlar hakka koşmuyor. Biz niye batıla koşalım ki? Onlar karına koşmuyor. Biz niye zararımıza koşalım az kardeşlerim? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki لَتَتَّبِعُنَّ السُّنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْلٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ Ah ümmetlerim! Sizden önce kitap alan Yahudi ve Hristiyanlara, Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, onun içimizdeki uzantılarına siz karış karış ve iki karış iki karış uyacaksınız. Burada ya tıp adı uyacaksınız demektir. Bire bir uyacaksınız. Siz Müslüman o kafir ama kafir kafir gibi siz Müslüman da kafir gibi Müslümanlık yapacaksınız. Halbuki Müslümansınız siz. Halbuki Müslümansınız efendim. Ama böyle bir şaşma olacak. Veya bir karış önce az az sonra iki karış yani ikiye katlanacak e, onları taklit etmeniz gavullara kendinizi benzetme, özenme efendim yarışınız ikiye katlanacak. Hatta hatta lev selekü hani defara kalkmak diyorsunuz ya yani gavullara uymakta öyle bir noktaya geleceksiniz ki onlar girseler cuhra labbin kelten kelenin deliğine girseler leselektumuhu siz de oraya gireceksiniz. Kertenkelenin deliğine girilmez. Niye giriyorsun? Efendim gavur böyle yaptı, moda böyle oldu diye onların yaptığını yapacaksınız diyoruz. Bunu yapas, yapın, iyi oluyor demek değildir bu. Yanlış yapıyorsunuz demektir. İşte bundan uzak olmalıyız. Şu ayet kerimeyi de hemen hatırlatmak isterim. Sürem'i 5 onda dakika açtım. sohbeti bir buçuk saat olarak yani bir berat sohbeti olduğu için düşünmüştük. Şu ayet kerimeyi de hatırlatırım. Estağfirullah. Ve alemu en fikum Rasulullah. Allah bize sesleniyor müminlere Hucurat suresinde. Ey müminler, kesin olarak biliniz ki Resulullah içinizdedir. Siz kendi başınıza başı boş değilsiniz. Siz o Resulullah'ın bütün peygamberlerin ümmet olmak istediği, bütün velilerin ümmet olmak istediği Habibimin, Resulümün ümmetlerisiniz. Ee, şimdi artık yani ümmetliğinizi yapın gereğini yapın. Gereğini yapın. Senin peygamberinin sünnetinin tozunu o peygamberin düşmanının üzerinde kadın erkek bir İslam düşmanı, peygamber düşmanının üzerinde sünnetin tozunu göremezsiniz. Ama onların modaları, modelleri bizi tutmuş, bizi kuşatmış tamamen cemaat-i Müslimin. Acı bir şey. Ayet kelimenin aşağısına geçiyorum. Allah Teala buyuruyor ki ve lakin Allah lakin Allah Teala habbebe sevdirdi. Çokça sevdirdi. İleyküm size. El e, imanı imanı Allah size sevdirdi. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Allah imanı kalbinize sevdirdi. Kalıbınızda da imanın bütün görüntüleri kendini gösterdi. İman kalpteki bir efendim şey bir tohum yani gözünüz, kulağınız, diliniz, eliniz, ayağınız, gövdeniz, kalıbınız o imanın dalları orada İslam'ın meyveleri var. Sana bakan bu kim diye sorsalar sana bakana sana bakan şöyle baksa bu Muhammed'in adamı galiba ee, dedirtenler vardır. allah Teala bizi onlardan eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem bize baktığı zaman bu kim? Bu kime benziyor? Ee, gözü olan bak diyecek ki bu Muhammed Aleyhisselam'a benziyor. Ne mutlu bunu dedirtenlere. Aziz kardeş, kardeşlerim Allah size imanı sevdirdi. Ve kerrahe ileykumul kufre. Allah size imanı ve mümini sevdirdi. Allah size şuabul iman, imanın şubelerini sevdirdi. Allah size imanın semerelerini sevdirdi. Siz İmanı, İslam'ı, Müslümanlığı, Müslümanlık namına her şeyi sevdiniz. Böyle kullarım var diyor Cenab-ı Hak. Allah bizi de onlardan eylesin. Ve kerrahe ileykumul küfre ve allah Teala size küfrü ve de kafiri. Vel fusuke fıskı ve de fası. Vel isyan isyanı ve de isyankarı. Allah size çok çirkin gösterdi. Ülekümur işte dolgun, olgun ve yetişkin e, müminler bunlardır diyor Allahu Teala. Yani Allah Teala'nın beğendiği müminin iki yönü vardır. Birisi dinini, dininin bütün her şeyini Elif'ten Y'ye, A'dan Z'ye her şeyini sever ve tutar mümkün mertebe. Küfrü, kafiri, fıskı, fasığı, İsyanı ve isyankarı atar. allah Teala cümlemizi onlardan eylesin. Aziz kardeşlerim, işte Cenab-ı Hakk'a bu beratı vermemiz lazım. Bir İslam düşmanını bir Müslüman kendine hayran etmiş. Yani onu hayran olarak seçmiş. Bir İslam düşmanından hayran edinmiş. Ben onun hayranıyım diyor. Niye hayran oluyor ona? Efendim niyesini çok önemli yok. Ama bunun bir izahı yoktur Müslümanlar. Bir Müslümanın bir kafirden, bir müminin bir efendim fasıktan, bir günahkardan, bir isyankardan hayranı olamaz. Ben burada yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Allah'ın sevmediği insanları sevmeyeceğiz. Allah-u Teala'nın sevdiği insanları seveceğiz. Allah için seveceğiz, Allah için buğz edeceğiz ki... İşte Cenab-ı Hak'tan beratı almak ancak bu şekilde olur. Vermekle olur az kardeşlerim. Allah'a söz verelim. Mümkün mertebe kebairden başlayarak günahlarımıza tövbe edelim. Ve Allah'ın sevmediği insanları, ey Müslümanlar, ee, o insanları terk edelim. Allah'ın sevmediği kafirlerin efendim işlerini terk edelim. Bakınız İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrahu Mektubat'ın 1. 272 ve devamında buyuruyor. Burada uzunca bunları anlatıyor. Ben bir iki cümle buradan söylemek istiyorum. Buyuruyor ki Buyuruyor ki ve alametu hada tasdik bir insanın e, e, kalbinde tasdik var mı yok mu? Bunun göstergesi nedir? Et minel küfri küfürden büsbütün beli olmaktır, kafirden beli olmaktır. Ve tecennubu an levazimihi ve hasaisihi. Küfrün lazımlarından, küfrün olmazsa olmazlarından, küfrün önemsediği şeylerden, kafirin özelliklerinden beri olmaktır. Ve küllü mâ ve min fi'lil küffâr keşeddi ve Zünnar bağlamak gibi, Kafirlerin işlerinden olan her şey feillem yeteberra minel ve küllem ve küllü ma ve min fi'li küffar kâfirlerin fiillerinden olan her şey feillem yeteberra eğer e, kişi minel küfri iyaden billahi ma davet tasdik kul ondan Allah'a sığınmazsa şöyle yapalım bu ve küllemayı geriye bağlayalım. Ee, ve devamla şöyle diyelim. Fe illem yeteberra minel küfri bir kul küfürden beri olmazsa Allah'a sığınırız. Ma davet tasdik bir taraftan da e, ben kelime-i tevhide, kelime-i şehadete inanıyorum diyor. Ama küfürden ve kafirden tamamen beri değilse zahere anlaşılır ki ennehu o müttesimun bi simetil irtidat o irtidat vasfıyla damgasıyla damgalanmış olur böyle olmaz bu hükümde münafık gibidir la ilahe ula ve la ilahe ula ne buradan ne buradan hem müslümanlıktan var hem öbüründen var böyle olmaz fela bu deiden fi tahakkukul iman imanın tahakkuk etmesi için kaçınılmazdır minet teberri minel küfri küfürden beri olmak lazım ve edna hade teberri kalbi Küfürden beri olmanın en düşüğü kalple olanıdır. Ve e'lâhu en âlâsı etteberri bihasebil kalbi vel kalip. Yani hem kalp hem gönül hem de, e, de beden olarak, davranış olarak onlardan beri olmak, işte onlardan beri olmanın en alasıdır Ve etteberri ibaretun an muadâti adail hakkı celle ve Ala. Allah'ın düşmanlarından beli olmak demek, Allah'ın düşmanlarına düşman olmak demektir. Onları dost etmemek, onları seçmemek, onları sevmemek, onları tutmamak demektir. Rabbim Celle Celal cümlemize bu anlayışı ihsan eylesin. Tekrar Rabbim idrak edeceğimiz ve inşallah ihya edeceğimiz e, gecemizi mübarek eylesin. Ve bu gece e, kul olarak mümkün mertebe Rabbisine beratını sunup ve Rabbisinden e, o hem dünya hem ahiret beratını kazanan kullarından eylesin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahimin. E, bu geceye bizleri ulaştır Ya Rabbi. Bu geceyi ihya'ya bize muvaffak eyle Ya Rabbi. Bu geceye Ya Rabbi e, sana yalvaran, yakaran kullarından eyle, isteyen kullarından eyle. Ya Rabbi senden beratını alan kullarından eyle. Ya Rabbi affeyledin kulların cümlesine cümlemizi ilhak eyle. Ya Rabbi bu duaya amin diyen kullarının dillerinin nar-ı azadeyle. Dünya ahiret ne hayırlı istekleri varsa ihsan eyle. Ne müşkiller varsa hallü asan eyle. Ya Rabbi imanlarımıza kemal ihsan eyle. İmanlarımıza zeval verme Ya Rabbi. Mümince yaşayıp mümince huzuruna varmak nasip eyle Ya Rabbi hüsnü hatime, hüsnü akıbet ihsan eyle ya Rabbi. Mümin olarak yaşadıktan sonra mümin olarak göçüp cennetinde sevgili Habibim ve dostlarına civar eyleyip cennetinden cemal ve kemal-i cümlemize ikram eyle ya Rabbi. Ya Rahim, Rahim düşmanlarından da bizi bu mübarek gece hürmetine beri eyle ya Rabbi. Onlara benzemekten, onlara uymaktan, onları sevmekten, onlar gibi olmaktan, onlara yanaşmaktan ya Rabbi bizleri sen uyandır Ya Rabbi, beli eyle Ya Rabbi. Sevgili Habibine bizi benzet Ya Rabbi. Onun ümmetiyiz ve bizleri onun ümmetinin e, e, olmanın gereğini yapmaya muvaffak eyle Ya Rabbi. Kusurlarımızı, hatalarımızı meccanen affeyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, memleketimizi ve alemi İslam bilhassa saran bu beladan bizleri e, kurtar Ya Rabbi. Defeyle bu velayı Ya Rabbi. Bunun için çalışan sağlık. Camiamıza Ya Rabbi kolaylıklar, dirayetler ve muvaffakiyetler ihsan eyle Ya Rabbi. Bu yolda sana dua eden günahsız kullarının, dostun kullarının da dualarını kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin kusurlarımıza, hatalarımıza bakmadan bu beladan memleketimizi aleyhüm İslam'ı sen halas eyle Ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin hastalarımıza şifa ve bilhassa bu hastalığa tutulan kardeşlerimize bu bütün hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eyle ya Rabbi. Ee, bu gece biz yani şu bana şöyle dua edilse, şöyle dua edin diye dua isteyen kullar ne varsa ihsan eyle ya Rabbi. Okunan yarab senin rızan için ve bilhassa bu belaların def'i için yapılan e, kelime Kur'an kelim hatimlerini, kelime tevhidleri, istiğfarlar, salat selamları, bütün ezkaru te ve tesbihatı indi ilahiyinde kabul eyle ya Rabbi ve bu belanın def'ine, ref'ine, izalesine vesile eyle ya Rabbi. Bizlere sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve imanlı, ibadetli, ihlaslı günler ihsan eyle ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, neslimizi kıyamete kadar iman Kur'an ibka eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize yardım eyle ya Rabbi. Savaşan askerlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbi. Zor altında olan Müslüman kardeşlerimizi halas eyle. Ya Rabbi sen Erhamur Rahim'sin. Her halükarda ya Rabbi. Biz sana beratlarımızı sunamasak bile fazl-ı sen bize berat versen sana kimse sormaz. Ya Rabbi beratlarımızı ihsan eyle ya Rabbi. Bu belalardan beri eyle küfürden, nifaktan, şikaktan, ziyadan, ucuptan, İslam'ın beğenmediği ahlaklardan beri eyle. Ya Rabbi fakr-ı zaruretten beri eyle, düşman işgalinden beri eyle. Ahirette de Ya Rabbi cehennemlerden, cehennem azaplarından beri eyle. Cennetine cemalini karşılığımız acı cümlemizi memnun ve mesrur eyle. Allahümme inna neselike ve devamel afiyem husna khatime rabbil alemin el-Fatiha.